Buyurun. Evet, elimden evet. geldiği kadar evet. e, futbolu takip ederim. Hı. Sadece Galatasaray değil, e, Mersin'in amatör takımlarının bile maçlarını izlerim. Hı hı. E, yani e, mut, e, bölgeselliği de bir futbolcu çok yetenekli hı hı. dedikleri zaman mutlaka onu izlerim. Futbolu çok severim, sporu çok Harika. severim. Ailecek, kızlarımla. Hı hı. Onlar da maçları kaçırmaz. E, şimdi şunu söyleyeyim. Biz de e, sporu başarılardan dolayı anılmasını... Futbolu, basketbolu sadece başarılarıyla başarılı olunması için mücadele edilip konuşulmasını istiyoruz. Ama beyefendiye sormak isterim hemen. Sen bu er ülkeye geldiğinde abi. 2000 yılında UEFA kupası ve Süper Kupa bu ülkeye gelmişti. Evet. Hemen sonra Fenerbahçe yarı final oynamıştı. Dünya üçüncüsü bir milli takım vardı. Niye başarılıydık? İşte Haluk Ulusoy'dan e, beri gelen seçimle Kırankırı'na e, federasyon başkanları geliyordu. Özellik korunuyordu. Ve bir başarı geliyordu. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Avrupa'da destan yazmıştı. Milli takım bakın üçüncü oldu Dünya Kupası'nda. Evet. Oradan nereye getirdin sen? Futbolu nereye getirdin? Peki niye bu durumda futbol? Beyefendi, Yıldırım Demirören... Ailenin yetersizi. Beyefendi yakın diye Futbol Federasyonu Başkanı oluyor. Nihat Özdemirli işte 5 şirketten ihale alanlardan bir tanesi ailenin yakını. Mehmet Ekşi yine öyle. Spor kulübü başkanlarını elinden gelse sen belirleyeceksin ki Ankara gücü olayını gördük. Birçok yerde spor kulübü başkanlarını belirliyor. Futbola direkt müdahale ediyor. Peki Hırvatistan finale kaldı. Niye? Şu kâr, Milli Futboldüz Federasyon Başkanı'ydı. Bugün Almanya'da yine Bekir var. Federasyon Başkanı'ydı. Futbolu futbolcular, futbol müteahhitler değil, spor adamları yönettiği için. Sen tüm özel kurumlarda olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bu hale getirdin. Önce bunu bir söyleyeyim. Şimdi beyefendi basın toplantısını dikkatle kelime kelime gelmeden inceledim. Hı. İstiklal Marşı'nı tartışan, İstiklal Marşı'nın okunması için saatlerce direnen, atamızın tişörtünden rahatsız olan bir tiran, kral. Hı hı. Onun yönettiği bir ülkeye tek bir kelime edemedin yine suçu Cumhuriyet Halk Partisi'nde buldun. Ya sen nasıl bir insansın? Suçlu biz olduk. Suudi Arabistan'a bir söz yok değil mi? Bakın suçlu Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Biz iki takım oraya yolladık. Biz iki takımı orada oynatmayacak hale getirdik. Suçlu biz olduk. İnanılmaz bir durum bu. Akıl tutulması yaşıyorum. Yahu özür dilemek bu kadar zor mu? Bu ne megalomanlık? Yani Hastalık özür dilemek dediniz de burada bir hata mı var? Yoksa bilerek bir... Yani şimdi özür dilerim ben bir hata yaptım dersiniz. Öyle değil mi? Burada e, mı her, ki, her iki durumda da özür gerekli ha. bana göre. Ki bana göre hata olan bir kasıt var burada. Neden kasıt var? Bakın Hı. bu karar alındığında 7 Kasım'da mecliste nöbetçi grup başkan vekiliyken basın toplantısıyla kelime kelime bugünleri anlattığıma karşı çıktım. Hemen mecliste başta Zonguldak millet, milletvekilimiz Eylem Karasu, Deniz Yavuz Yılmaz hepsi söz aldı ve konuştu. İki kulüp başkanı bu iş olmaz bu yanlış dedi. Sen buna rağmen bu kararı aldıysan bir kasıt var. Şimdi senin sorumluluğun Cumhuriyet'in 100. yılında 85 milyon ve Türkiye Cumhuriyeti'ne mi Suudi kırılma mı? Önce buna karar vereceksin. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne mi söz verdin yemin ettin anayasaya sadakat devamı? Yoksa bu beyefendiye karşı mı sorumlusun? Sen kime sordun söz verdin? Bir sefer beyefendi söz vermiş. İki takımı yollayacağım süper kupa'yı orada oynatacağım demiş. Çünkü futbolu seviyor Suudi Kral. Devletin kasasından milyarlarca dolar harcıyor. Futbolda dünya dengesini bozacak kadar ki bugün FIFA bunu tartışıyor. Böyle bir söz vermiş. Peki bu sözü verdiysen neyin karşılığında verdin? Neyin karşılığında verdin? Ve bugün de bir bedel ödemelisiniz. Bu özür olur, spor bakanını istifa eder, zaten o federasyon başkanının kaldığı her dakika bu ülke için bir zulümdür. Şimdi bunları yapmıyorsun. Bana göre burada bir kasıt var, burada bir plan var, 80 sayfalık bir protokol var, sözleşme var. Adamlar, İstiklal Marşı, Atatürk ee, sözleri… Sizde var mı protokol? Hayır, ha, ne kimse gezer? Kimsede yok çünkü Efendim, de o yüzden… Bakın. Burada 80 maddelik deyince sizde Türkiye var mı Türkiye niye bu duruma dedi? geldi biliyor Hı. musunuz? 2018'de başımıza gelen bu rezalet sistem, işte milyara, milyarlarca Hı. dolarlık e, garanti yap işlet devlet protokollerini göremiyoruz. doğal gaz anlaşmalarını göremiyoruz. Ticari sır deniyor. Süper kupa ile ilgili bir protokol yapılıyor bunu Hı. göremiyoruz. Bir hukuk devletinde futbol federasyonu böyle bir protokol yapmışsa bugün çıkar açıklar. Orada bu taahhütleri vermişler. Niye? Bir sanatçı gidiyor değil mi? Hmm. Konserde utanmadan sıkılmadan bu ülke, bu utanmaz ülke bu şartı koyuyor. Atatürk'ün posterini, tişörtünü, sözlerini kullanamazsın diyor. Yani biliniyor bu. Tabii ki cumhuriyet kelimesini kullanamazsın diyor. Milli futbolcumuz e, adı şimdi aklında değil. Demiray. Melih miydi? E, bir cümle kullandığı için o, sözleşmesi feshedildi. Bakın bunlar Bakın. yaşandı. Ama bu tavizleri vermişsin. Sen bu tavizleri verdikten sonra İstiklal Marşı'nı... Çünkü ben saat 3'ten akşam saatlerine kadar Galatasaray Kulübü'nün genel sekreteriyle an ve an görüştüm. İstiklal Marşı okunmuyordu dedi. Orada vardı. Tabii Görüştünüz. Tamam. İstiklal Marşı okunmuyordu. Onu açtık zar zor dedi. Şimdi tişört Atatürk ve Sinir'e ilgili sıkıntı var dedi. Bu taahhütleri vermişsin. Ülkeyi küçük düşürmüşsün. 85 milyonun boynunu yere, yüzünü yere düşürmüşsün sen. Ve çıkmışsın bugün utanmazca Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bizleri suçluyorsun. Ya bakın lütfen. E, herhalde bir 2-3 e, bin kelime konuştu. Suudileri tek kelime etmedi bu adam. Sen kimsin ki İstiklal Marşı'ndan rahatsız oluyorsun? Atamdan, Cumhuriyet'ten rahatsız oluyorsun? Hadsiz adam diyemedi onlara. Çünkü sorumluluğu onlara karşı. Ve herhalde bir cümle kullandı. Söyleyeyim mi hemen? Ee, müzik kutusu. Baktınız mı ona? Şöyle diyor. CHP ve Şulekas ders vermeyi bıraksınlar şayet samimiyseler. Gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon meselesi yapılmasına müsaade etmeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına... Ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde maruz göremeyiz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik çekinmeyiz. Benim 20 yılım futbolda geçti diyor. Dünkü hadiseden dolayı futbol severlere söylemek istiyorum. Ben bunlar gibi tribünden seyretmedim ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor. Böyle sizin söylediğiniz... 20 yılı Başka... futbolda geçti. Evet. Rakibini ağır bir şekilde müessir fiili e, e, yaralayan bir kişiden bahsediyorsun Kasımpaşı'na futbol oynarken onu da söyleyeyim yani pek de centilmen ve su... siyasette neyse e, futbolda da sahalarda da öyleymiş beyefendi onu da söyleyeyim. Ama bakın bir cümle kullanıyor müzik kutusu misali parasını verenlerin planını çalanlar diye laf söylüyor bakın hmm. müzik kutusu misali CHP mi söylüyor bu? Evet işte Hı. eleştirenler hepimizde 85 milyona söylüyor hmm. aslında. Bir daha söyleyeyim Müzik kutusu, kutusu gibi... misali parasını verenlerin planını çalanlar. Hmm. Bugün onu eleştirenler için. Şimdi müzik kutusu kim? Para kim? Kumbara kim? Ben burada söyleyeyim. Yıl 2011 Hatay'ın Dörtdölü ilçesinde bir fabrika açılışında bu beyefendi konuşuyor. Ülkem duysun bunu. Paranın dini, imanı, milleti, vatanı olmaz. Kendini anlatıyor. Para paradır. Para cıva gibidir. Kendisine uygun nereyi bulursa para oraya akar diyor. Kim söylüyor? Recep Tayyip Erdoğan. 2011 yılında söylüyor. Sizce bir farkı var mı bugün? Yok. Çünkü atamış olduğu Futbol Federasyonu Başkanı da en sıcak parayı onlar verdi diyor Suudiler için. Bunların hali nedir? Para bunlara akıyor. Yalnız bunlar parayı görünce ışık görmüş tavşan gibi donup kalıyor. Hiçbir şey düşünemiyor. Şimdi Recep Bey, Tayyip Bey ...önce bir sözlerine bak. Bu Suudilere karşı senin verdiğin taviz, hassasiyetin, derdin nedir açıkla. Siz biliyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle bizim bilmediğimiz anlaşmalar var taahhütler var. Çünkü bir ülke düşünün bakın Türkiye hükümran bir ülke. Egemen bir ülke. Yüz yıldır, yüz yıldır Cumhuriyet'in yüzüncü yılını yarın deviriyoruz. Benim ülkemde bir gazeteci canlı canlı doğranıyor. Basit de eritiliyor. Suç aletleri ve suçların hepsi elini kolunu sallayarak bu ülkeden gidiyor daha kötüsü yargılama yetkimizi de para karşılığı bir anlamda veriyoruz. veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu rezaleti yaşamıyor. Daha sonra bu ülkeye salvolar bir sürü şey söylüyor. Ne oluyorsa, ne oluyorsa. Kral buraya geliyor. Müzik de kapıda karşılanıyor. Uçağı da kapıya kadar yolcu ediyor beyefendi. Dosyayı da kolunun altına veriyor. veriyor.